Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhaba. Bugün medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen hocam ile birlikte kanser süreçlerini siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Takipçilerimiz için kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 1995 cerrahpaşa İngilizce tıpa başlangıcım bu şekilde. Daha sonra 2002'de fakülteyi bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye İhtisası. Daha sonra Dahiliye İhtisası'ndan sonra yine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Onkoloji İhtisası. 2013'te Tıbbi Onkoloji Doçenti oldum. Daha sonra Çapa Tıp Fakültesi'nde, yani İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir süre çalıştıktan sonra da 4 yılda aşkın süredir de Avrasya Hastanesi'nde tıbbi onkolog olarak çalışmaktayım. Hocam, kanser süreçleri nasıl ilerliyor? Evet. Onkolojide, hastanemizde tıbbi onkolojideki süreçler nasıl oluyor? Bir şekilde hastanemizde veya dışarıda hastalara onkolojik tanı konulduktan sonra bizden değerlendirme için hasta başvurusu oluyor. Genellikle de tıbbi onkolojide mutlaka tanı konulduktan sonra hastayı biz almayı daha çok tercih ediyoruz. Tanı süreci bittikten sonra biz takip ve tedavi planı yapıyoruz. Bizden önceki süreçte hastalar şikayetleriyle ilgili alanlara geliyor. Örnek öksürü olan hasta göğüs hastalıklarına geliyor. Karın ağrısı olan genel cerrahiye veya dahiliye veya gastroenterolojiye geliyor. Veya baş ağrısı olan nörolojiye, beyin cerrahisine gibi ilgili branşlarda hastanın hikayesi dediğimiz tıbbi özgeçmişi, ailesel özgeçmişi yapıldıktan sonra, alındıktan sonra muayenesi yapılıyor. İlgili tetkikler yapılıyor. Biyopsi konuluyor eğer bir kanser şüphesi varsa. Biyopsi sonrası patolojik tanı konuluyor ve bize gelmiş oluyor. Hasta bize geldikten sonra da ikinci sayfası açılıyor hastanın. Yani tanı süreci bitmiş oluyor ve takip tedavi süreci oluyor. Biz hastanın yine bir özgeçmişini alıyoruz. Burada hastalık ne zaman başladı, ne şekilde ilerledi, tanı sürecinde neler oldu, hastanın mevcut hastalıkları ne, geçmişte geçirdiği hastalıkları ne, mevcutta aldığı ilaçları ne, işte sigara içmiş mi, alkol var mı, başka türlü bir bağımlılık yapan ilaç öyküsü var mı, onlara bakıyoruz. Ve ondan sonra da soy geçmişini inceliyoruz. Fizik muayenesini yapıyoruz ve elindeki tüm yapılmış olan tetkikleri de ortaya koyuyoruz. Eksik tetkiklerimizi istiyoruz. Sonra da tedavi planımıza geçiyoruz. Eksik tetkikler derken özellikle onkolojide bir plan yapabilmek için hastalığın evresi çok önemli. Hastalığın evresini anlamak için de en çok onkolojide kullandığımız görüntüleme yöntemlerinden birkaçını sayacak olursak tomografiler, MR'lar, PET-CT'ler, röntgenler oluyor. Tabii ki kan testlerinden de faydalandığımız oluyor. Ve bunları ortaya koyduktan sonra veya endoskopik işlemlerinden yardım alıyoruz. Diyoruz ki genelde hemen çoğu tümörde diyelim %90 küsür tümörde evre ana 4 evreden oluşuyor. Evre 0'ı saymıyoruz. Onlar biraz daha karışık ama halkımızın anlayabileceği şeyden söylersek evre 1, 2, 3, 4 diye. Her evreye göre her tümörün, hatta her ayrı tümörün, yani örneğin meme kanserinin veya mide kanserinin hepsinin ayrı ayrı moleküler özelliğine göre de hastanın tedavi planını yapıyoruz veya takip planını yapıyoruz. O şekilde ilerliyor. Kemoterapi veya tıbbi ilaç tedavilerinde ise hastalarımız evrelemeden sonra tedavi için gerekli diğer testlerini istiyoruz. Onları tamamladıktan sonra da kemoterapi veya immünoterapi veya akıllı ilaç tedavisini belli bir plana göre de uygulama yapıyoruz. Hastalar genellikle bu tedavileri alırken yakın takip ediliyor. Yani örneğin tedavi haftada bir, haftada bir veya azdan tabletse bazen ilk 2 ay 15 günde bir görüyoruz gibi takip ve tedavi süreçlerimiz oluyor. Bu şekilde devam ediyor. Hocam peki pandemide kanser hastalarına tavsiyeleriniz var mıdır? Bu süreci biraz aksatmaları oluyor evet, bazen. Şimdi sürecin üzerinden bir yıl geçti. Bugün ayın 18'i 11 Mart'ta ülkemizde ilk teşhis edilmişti COVID hastalığı, COVID-19 hastalığı. Şimdi bir yıl geçtiği için pek çok hastalarımız veya sağlıklı kişiler de çok bilinçlenmiş oldu.
hemen çoğu artık gördü ki ve bizler de gördük ki bu süreç bitmiyor. Bitmediği için de ilk çıktığında işte bir ay, iki ay ciddi kontrollerle belki tamamen kontrol altına alınabilir ümidiyle, özellikle de artık takipte olan 3-6 ayda bir kontrollere gelen hastalarımızı ertelemiştik. Fakat gördük ki bu bitmiyor ve bu belki aşılama sistemiyle azaltılacak ama her zaman önümüzdeki yıllarda biz temkinli olmaya devam edeceğiz. Tabii ve ki. Temkinli olmaya devam ederken yine hastalarımız gördü ki sadece hastanelerden COVID kapılmıyor, sosyal ortamlardan çok kapılıyor ve kontrolleri bir süre aksattıktan sonra da bu sefer yeni çıkan bir tümörü kaçırma ihtimali ya da rutin taramaları kaçırma ihtimali olduğu için de ben kendi hastalarım adına söyleyeyim. Hemen zaten çoğu artık kontrollerini de yaptırıyor, tamamlıyor. Yani COVID var diye kontrolüne gelmeyen hasta sayısı hemen hemen çok az diyebiliriz. Onun için de artık bununla ilgili de çok bilgilendirme yaptık yani bu zamana kadar. Onlar da bilgilendi. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunu herkes biliyor. Hatta bu süreçte hiç onkolojik tanısı olmayan pek çok kişiye onkolojik tanı konulmaya da devam edildi. Çünkü biz biliyoruz ki onkolojideki hastalıkların pek çoğu geciktirmeye gelmiyor. Yani şey diyemiyoruz, bir yıl bekle de COVID bitsin, öyle tanı koyalım. Çünkü o dönemde evre bir olan bir hastalık daha ileri bir evreye atlayabilir. Belki çok kısa bir tedaviyle hemen takip alınacak bir hastalık çok uzun seneler tedavi edilmesi gerekir bir evreye atlayabildiği için. Şikayet olan hiç tanı konulmamış hastalarında ya da kişilerinde mutlaka tıbbi yardım almaları için biz öğütlemeye çalışıyoruz, evet, ya da tavsiye etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim Rica verdiğiniz ederim. Değerli bilgilerden dolayı. Avrasya Hastaneler Grubu olarak kanserin erken teşhisi ve tedavisinde teknolojik altyapımız ve uzman kadromuz ile sizlerin hizmetindeyiz. Değerli hocamızdan veya diğer branşlarımızdan randevu talebinde bulunmak için 212-665-5050 numaralı çağrı merkezimizden veya online randevu sistemimizden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz.